Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünün videosuna ve kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olsanız ben de iyiyim. Birçoğu arkadaşımız abi işte balık videoları da gelsin, balıkla ilgili pazar videoları da gelsin diye. Şimdi arkadaşlar şuradan balıkların olduğu yerden başlayacağız. Pazarın sonuna kadar size böyle doya doya böyle bir pazar videosu, hayvan videosu çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Videoya başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olup bana destek olmuş olursunuz. Ben de bu sayede sizlere daha fazla içerikler üretmiş olurum. Çok fazla konuşmayayım, kafanızı şişirmeyeyim. Hadi o zaman başlayalım videoya. Bakın arkadaşlar bunlar koyu balıkları, harika. Bunlar 2000 bahtış arkadaşlar. 4 baht 1 TL olarak hesaplarsanız anlayabilirsiniz. Kocaman kocaman balıklar. Güzeller ama renkleri. Şu anki yeni ev sahibimiz bu arada arkadaşlar. Herif balık hastası. Yarı Çinli, yarı Taylandlı. Bunlarda balık bir nevi böyle zenginlik anlamına geliyor. Biz bundan 3 yıl önce eski kız arkadaşımla bu şu anki taşınacağım ev sahibine arkadaşlar biz balık satmıştık. Ortalama şöyle söyleyeyim ben size. 10.000 doların üstünde bir balık satmıştık arkadaşlar. Bakın şuralarda da var. Küçük koyu balıkları. Bakın arkadaşlar. Bunlara bazen böyle bir normla süt de içiriyorlar arkadaşlar bu balıklara. Bunların güzellikten anlatılıyor mu? Bakın burada böyle balık türleri var. Uzaktan göstereyim çünkü bu çok yarar arkadaşlar. Burada da böyle bitki yapıyorlar. Su bitkileri. Bakın burada var. Tanesi 10 baht mesela bunların. Şunlar zebra mıydı arkadaşlar ya? Bilenler varsa yorumlarda belirtsin, sevinirim. Balıklar. Zebra diye hatırlıyorum ben. Yanlış bilmiyorsam belki. Çünkü bu türlere benzeyen çok var. Bunlar bilindik balıklar. Türkiye'lerde de var. Birçok Türkiye'de de var mı arkadaşlar? Şimdi şöyle bir şey var. Burası Uzak Doğu Asya yani. Balığın şeyi, cenneti diyeyim ben size. Bakın o zebralardan şurada ileride varmış. 150, 50, 100 falan bir şeyler yazıyor. Şurada. Bunlar var mesela. Şöyle ya buranın o bizim bahsettiğim ev sahibimize sattığımız balık arkadaşlar cinsi arovana denilen bir balık. Bakın şu işte arovana arkadaşlar. Bu arovana dediğim balık bu. Bakın mesela bunlar. Fiyatları yazıyor bakın küçük olan bak mesela şu arkadaşlar. Kaç? 14.000, işte 15.000 bahtmış şu balık. İşte aslında hepsi. Bakın şurada var mesela. Bu arada bunlar tek başına yaşıyor arkadaşlar. Aynı şey gibiler. Ne diyorlar? Tek yaşayan balığın ismini unuttum ya. İşte ondan arkadaşlar. Bunlar tek yaşıyorlar. Ayrıca yanında yavruysa erkek birlikte yaşayabiliyor ama büyükleri arkadaşlar kesinlikle birlikte yaşayamıyorlar. Birçoğu yerler kapalı zaten. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Bakın burada da güzel balık türleri var. Balık uğraş isteyen iş arkadaşlar ya. Bakılır mısın öyle büyüklüklerini? Devasa büyükler, kolum kadarlar neredeyse. Bakın bu türden mesela ilk defa görüyorum. Şu anda vantilatör çalışıyor arkadaşlar, sesi etkili olabilir. Bakın akvaryumların büyüklüklerine, kocamanlar. Hep koyu balıkları. Ucuzdur bunlar arkadaşlar. Şurada var. Şunların içindeki doluluklarına bakırsanıza. Devasa var. Burada da keza. Bunları da genellikle arkadaşlar dış filtre var. Şöyle içeri girelim. Bakın burada varlar. Buradaki birçoğu tapınaklarda, temple'larda da bunlardan var arkadaşlar. güzel burada. Şimdi balık birçoğu mekanda kapalı aslında. Şimdi gösterebildiğim yere kadar gösterdim. Birçoğu şöyle göstereyim zaten. Kapalı birçoğu yerlerde arkadaşlar. Şimdi arka tarafta asıl bizim ya da sizin sevdikleriniz diyeyim ben daha doğrusu. O tarafa doğru yürüyelim bakalım bizi neler bekliyor. Şimdi asıl bizim pazarın olduğu yere geldik. İlk başta ben motoru geldim ileride bir yere park ettim de arkadaşlar. Çok boş. İnsan da yok. İş de yok. Birçoğu mekan aslında kapatmıştı dükkanlarını. Bakın yavru ördekler var şurada mesela. Genelde bunlar toplu halde satılıyor arkadaşlar. 5-10. Burada böyle akvaryumlar var. İstediğiniz boyutta, istediğiniz şeylere göre yapıyorlar. Çok ucuz ya. Bakın şunlara mesela. İguanalara. Alacağım bunlardan bir tane ya. Az kaldı. Şurada varlar mesela. Şunun güzelliğine bakın ya. Şu çocuğa bakın şuna. Sen güzel misin? Deli değiştiriyorlar. Burada var ya. Hayır. Şuna bakın şuna. Ağzına bakın. Ne kadar güzel. Küçük bir dinozor. Bakın burada sakallı ejderhalar var. Böyle arkadaşlar. Odaklamıyor kamera. Şey var ya, tel örgü var ya, ondan dolayı. Bakın şu tavşanlara. Bunlar acayip yürüyorlar ya. Buna ne oldu ya kameraya? Kamera ve ekran odaklamadılar arkadaşlar. Bunlar acayip hızlı yürüyorlar ya. Çoğalıyorlar. Bizim bir akrabamız da vardı. Evinin, bizim Adana'da dam diyoruz arkadaşlar. Damlarında var ya. İnanmayacaksınız, 500 tane var derler tavşan. Bakın şunlara. Şunlara bakın şunlara. Bir sürüler. Koku da yapıyor arkadaşlar bunlar ya. Bakın kirpileri. Bir de şu aşağıya bakın. Çok iyiler ya. Hiç hayvan ayırt etmiyorum vallahi. Dışından böyle dikeninden, tüyünden, sakalından filan. Hayvandır bana göre. Biliyorsunuz şurada ileride şeyci vardı. Balıkçılar filan vardı. Bakın burada da satıyorlar mesela, şurada poşette. Başka. Pazar görüyorsunuz arkadaşlar. Önceki çekimlere göre bayağı bir boş. Şey yok yani. Eski tadı yok. Bir de ay sonu diyedir büyük ihtimalle. İnsanlar maaşını vesaire şeylerini almadı. Bu pazarda çünkü arkadaşlar çok hızlı döngü oluyor. Acayip bir şekilde. Bakın şu güvercinlere. Burası bizim biliyorsunuz bıldırcıncıların yeri. Bakın şuna. Ne kadar güzel rengi. Bir de yavru daha bunlar. Büyüyünce daha çok renklenirler. Bakın bu kafesler filan arkadaşlar, burada Taylandların kendileri el yapımı bunlar. Kocaman. Yani şu taş patlasın arkadaşlar, 1500 baht filandır yani, 300 TL filandır. Bayağı büyük. 1 metreye aşkın boyu var. Bunların hepsi el yapımı burada. Burada tahta olanlar var mesela. Bunlar da mesela Hindistan cevizinin kabuklarından böyle Sugarglider'lar için, işte ne bileyim kuşlar için filan arkadaşlar, yuvalıklar. Doğal yuvalıklar. Şu ileride papağancı var. Oraya gidip bakalım arkadaşlar. Bunlar da bebek. Bunların renklerine bakınsanıza ya, boğazının altına kadar. Bakın şurada açık olanlar var. Bakın burada açık mesela, uçmuyorlar. Öyle şimdi ileri doğru gidelim bakalım bizi neler bekliyor. Bakın hava şu anda felaket sıcak. O da serinlemek için suyun olduğu yere yatmış garibim. Oh mis çiçek yat. Bakın şu karşı betacı. Oraya girmeyeyim şimdi ya. Su var zaten önümde. Böyle ileri doğru gidelim. Bakın bunlar da sokak satıcılar arkadaşlar. Şekerleme. Burada şeker üretimi çok fazla var. Tabi üretilen yerde tüketim de çok oluyor arkadaşlar. Bütün her şeyin içinde var. Yemeklerin, tatlıların, onun bunun. Bakın şu şeyler, kapanlar. Bunların cinsleri neymiş? İlk defa görüyorum bu kuşlarda. Dinozor ya bunlar. Şunlara bak. Ay ay ay. Gel bakalım. Küçük müsün? Gel. Gel. Gel 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 gel. Ay ay. Nereye tırmanıyor? Alayım mı arkadaşlar bunlardan bir tane? Yorumlarda belirtin. Küçük. Bakın burada yavruları var. Bunlar da biliyorsunuz kuyruklarıyla savunuyorlar kendilerini arkadaşlar. Eski videolarımda vardı mesela kapibaraların çiftliğine gittiğinde sahibi diyordu dikkat et kuyruklarına diye. Bakın arkadaşlar pazar böyle bomboş. Burada Sugarglider'lar var. Bunlar mesela. Bunlar beyaz albino Sugarglider'lar. Bakın mesela şu fabrikasyon birazcık daha böyle gösterişli 4000 bak mesela. Ama gerideki mesela gösterdiğim yerdeki daha ucuz arkadaşlar. Pazar da boş. Bakın şurada güzel kuşlar var. Bakın şunlara. Burada da mesela fotoğraf video çekmeyin diyor. Biz de çekmeyiz. Tavuk severler. Burada devamlı maymun oluyordu ya. Bakın şu Sugarglider'lara. Hele şuna bakın. Bunlar hep gündüz uyuyor gece yattı arkadaşlar. Bizimki de evde Koko abi gece bir kalkıyor. Çatır 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 hiç durmuyor da. Bakın burada ne var? Çok güzeller yani. Fiyatlara bakırsanız da. Şimdi millet diyor Tayland abi fakir ülke değil mi? İnsanlar şöyle böyle ama fakir ülke değil arkadaşlar. Dünyada kaçıncı? 14. sırada mı ne? Dolar döviz yönünden Tayland turizm ile geçinen ve üreten bir ülke. Onun içinde ürettiği için de kazanan bir ülke. Bakmayın insanlar böyle birkaç iş yaptıklarına çok fazla para kazanıyorlar diyeyim ben size. Yoksa bu pazar niye kuruluyor? Bu kadar insan niye burada? Yani ekmeğinin peşinde bunlar da baktığın zaman. Bak üstündeki komenenlere. Bak şunlara. Bak şunlara. Bu ne kadar? 9.500. Bakın arkadaşlar şunlar. Bunlar 8.000 bakmış. Bunlar 9.000 bakmış. 4 bakmış TL olarak yaparsan. 5.000. Bunlar da 5500 başlayanmış arkadaşlar şunlar. Bakın şunlara tiplerine yavrular. Bakın kap. Bakın bunlar 5500 başlamış. Normalde fotoğraf video çektirmesine izin vermiyor. Çekiyorum ama ben. Bakın şunlara ya. Bakın şunlara, bakın şunlara. Bakın şunlara. Boldunlar, boldunlar. Pazar boş, hafta içi bir de bugün. Hafta sonu olsa daha iyi olun da. Bugün daha iyi. Savadikap. Böyle arkadaşlar, şimdi arkadaşın dükkanının tarafı doğru gidelim bakalım. Böyle. İyi oluyor bir de böyle çok kalabalık olmaması arkadaşlar. Çok yoruyor ya. Burada balıklar var mesela. Burası arkadaşın eski dükkanıydı biliyorsunuz. Şimdi böyle yılandır, işte akreptir. Onlardan satıyor. Bakın geldik bizim arkadaşın dükkanına. Bunları görüyorsunuz. Zeyli olanlar arkadaşlar. Mani gel. Gördünüz mü? Bakın bu da yavru yeni gelmiş. Ha gel. Mani. Ha. Ha. Bak, bakın burada ne var bakın. Gel. 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 Gel bakalım, ver elini ver. Ver. Gel. Gel ver elini ver. Gel ver elini. Ay ay ay. Ay şunu çocuğa bakın. Ne kadar güzel değil mi? O kara kulak da yeni gelmiş bu arada arkadaşlar. Yeni getirmiş o yavru da. Bakın şu yavruya. Ya seni yerim ben ya. Seni yerim ben ya. Ay 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 ay. Gel. Ay bu bebek daha bebek. Küçücük bu daha küçücük. Bebek misin sen de? Gel ver elini. Ver. Ay ay ay. Çok sevindim, gel. Gel. Gel buraya gel. Gel. Güzel mi? Ver belini ver. Bak kaçıyorum bak. Gel. Böyle arkadaşlar, videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Şu yavruya bakın. Bay bay.